Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlere zebra ispinozları ve bengal ispinozlarının benzer ve farklı yönlerinden bahsedeceğim. Öncelikle her ikisi de aynı boyuttalar. Küçücük, ele avuca sığan bir kuştur her ikisi de. Piyasa fiyatları benzer, birbirine çok yakın. Ortalama Antalya'da arkadaşlar 15-25 lira aralığında satılıyor tanesi. Belki diğer illerimizde daha yüksek de olabilir. Özellikle de İstanbul bölgesinde diğer illerimize göre daha yüksek olduğunu duydum arkadaşlar. Üretimleri çok kolay, çok basit bir şekilde üretebiliyorsunuz. Ortalama üretim süresi, kuluçka süresi 14-15 gün kadar. 14-15 gün sonra da ortalama 4-5 tane yavru veriyorlar. Çok iyi ebeveynlerdir her ikisi de. Yavrularına özenle ve dikkatle bakıyorlar. Çok güzel bir şekilde besleyerek büyütüyorlar arkadaşlar. Zaten çok kısa sürede, yaklaşık aldıktan bir 4-5 ay geçtikten sonra, ortalama 4-5 aylık olduklarında çoluğa çocuğa karışıyorlar kısa sürede. Bir tane hasır yuvalık takarsanız kafeslerine, her iki türden de kolay bir şekilde yavru alabilirsiniz. Sesleri çok kısık tonlarda, ancak Hint bülbülleri biraz daha hareketli ve sesli oluyorlar. Ben odaya girdiğim zaman hemen ötmeye başlıyorlar karga gibi. Ya da bir hareketlenme olduğu zaman, yoldan bir araba geçtiği zaman kuşlarda bir hareketlilik oluyor zebra ispinozlarında. Bengal ispinozları ise Hint bülbüllerine göre biraz daha sessiz ve hareketsizler gözlemlerime göre. Onların çok fazla hareket ettiğini ve öttüğünü görmedim. Genelde böyle etrafı izlerler, kafes içerisinde oradan buraya atlarlar. Çok fazla hareketli olan kuşlar değiller Bengal ispinozları. Hint bülbüllerinin renkleri gri, kırmızı, turuncu, siyah, beyaz gibi renkler de oluyor. Bunların karışımlarından oluyor. Gagaları turuncu oluyor. Vücutlarında kırmızı, siyah desenler oluyor. Erkek olanlar biraz daha renkli oluyor arkadaşlar. Bengal ispinozları ise genelde siyah ve kahverengi. Bir de beyazlı kahverengili, beyazlı siyahlı olan tonları da var Bengal ispinozlarının. Renk açısından ben zebra ispinozlarını daha çok seviyorum. Çünkü Bengal ispinozlarını seyrettiğim zaman yani çok fazla detay göremiyorum. Hani vücutlarında kanatları bile görünmüyor uzaktan baktığınız zaman, simsiyah oldukları için kömür gibi. Ancak Hint bülbüllerine baktığım zaman kanatları olsun, ayakları olsun ya tamamen görünüyor, yani görsel bir güzelliği var zebra ispinozlarının. O yüzden renk açısından değerlendiriyorsanız kesinlikle zebra ispinozu beslemenizi tavsiye ederim. Oyuncu kuşlar değillerdir her ikisi de. Muhabbet kuşları gibi çok fazla oyuncu değiller. El avuca gelmeyi sevmiyorlar. Eğitimleri de büyük aldığınız takdirde çok zor arkadaşlar. Ancak evde kendiniz üretirseniz ya da yavru bir kuş alırsanız, benim kuşlara yaptığım gibi mesela elinizle başını okşayabilirsiniz. Elinizden yem yedirebilirsiniz. Bunlara alışıyorlar zamanla, yavru oldukları için, sizin elinizde büyüdükleri için. Ben şöyle büyütmüştüm bir tanesini. Yavru besleme aparatları var arkadaşlar pet shoplarda, şırınga şeklinde. Ben onun içerisine mamayı koyuyordum ve onunla besliyordum ve elimde beslediğim için de bana kısa sürede alıştı yavrular. Büyüdüklerinde de benden kaçmıyorlardı. Bu şekilde zebra ispinozu beslemek isterseniz, kendinizi alıştırmak isterseniz alıştırabilirsiniz kolaylıkla. Bunun yanı sıra çok fazla kafesi kirletmiyorlar. Ancak çok iyi bir yiyiciler. Yani yemi koyduğunuz takdirde 1-2 gün içerisinde bir bakıyorsunuz yem tamamen bitmiş. Kısa sürede yemi tüketebiliyorlar çünkü sürekli olarak yiyorlar. Kafes içerisini düzenli olarak temizlerseniz çok fazla kirlenmiyor. Bengal ispinozları da yine aynı şekilde. Yem açısından genelde aktarı, sarı darı, kırmızı darı gibi farklı darı türlerini tüketiyorlar. Karışık olan darı türlerinden kuşlarınız için verebilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında 35 santimlik küçük olan standart kafeslerde bir çift zebra ispinozu ya da bir çift Bengal ispinozunu kolaylıkla besleyebilirsiniz. Kafes türünü de mutlaka alın çünkü yem çok sık yedikleri için
Kafes içerisinde oradan oraya uçabiliyorlar. Mesela yem alıyor kuş yemliğin içerisinden. Sonra başka bir yere uçuyor. Orada yerken kabukları dışarıya dökülebiliyor. Bu nedenle kafes türünü kesinlikle tavsiye ediyorum etrafın kirlenmemesi açısından. Çok zahmetli kuşlar değiller beslemeleri. Genel olarak değerlendirecek olursam her ikisi de beslemesi zevkli kuşlar. Özellikle de yavru alabildiğimiz için kolaylıkla. Zaten besleyenlerin çoğu da kolay üretildikleri için besliyorlar. Yani bir yaşam döngüsüne canlı olarak şahit oluyorsunuz. Yeri geldiğinde onlara beslenmeleri için farklı mamalar yapıyorsunuz. Annesi beslemezse, yuvadan atarsa kendiniz beslemek zorunda kalıyorsunuz. Belgesel tadında bir deneyim oluyor. Çok zevkli oluyor beslemesi. Fiyat olarak da çok uygun. Ortalama bir Hint bülbülünü komple kafesiyle birlikte yaklaşık 60-65 lira gibi bir rakamı alabilirsiniz. Ben çiftini genelde 30 liraya alıyorum arkadaşlar. Malzemeleriyle birlikte de 60 lirayı buluyor bir kafes düzeni yapmak. Zaten benim eski videolarımda da Hint bülbülü kafesinde neler olması gerektiğini anlatmıştım. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. Yani bu benim söylemiş olduğum benzer ve farklı özellikleri değerlendirerek hangisini besleyebileceğinize karar verebilirsiniz arkadaşlar bütçenize göre. Bugün sizlere her ikisinin benzer ve farklı özelliklerini anlatmaya çalıştım. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone de olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.